İşte bu belediye başkanlarının imzası var az önce aktardığımız ortak açıklamada. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerçen'le birlikteyiz. Sayın Başkan, hoş geldiniz Haber Global'e. Bu tartışmayı bütün taraflarıyla aktarıyoruz. Cumhurbaşkanına baktık. Devlet içinde devlet olmaz diyor. Sizin de imzanız var. Devlet içinde devlet midir yapmak istediğiniz şey? Vallahi bu yorumlama Sayın İçişleri Bakanı'nın veyahut Cumhurbaşkanı'nın yorumlaması. Biz kendimizi devletten ayrı bir parça olarak hissetmiyoruz. Zaten yerel yönetimler herhalde merkezi hükümet düzenlemesi dışında vatandaşla iç içe olan ve onların günlük bütün ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olan kuruluşlarımız, kamu kuruluşları. Seçimle iş başına gelmiş kuruluşlar tıpkı hükümetler gibi. Dolayısıyla ben doğrusunu isterseniz bir şanssızlık ve bir talihsizlik olarak hissediyorum. Koronavirüsü bütün dünyayı sarmışken biz de bunu en hafif şekilde atlatmak için büyük gayretler gösterirken ve el birliği yaparak hepimizin, bütün kurumların, ne kadar kurum varsa yardım yapabilecek, yardım toplayabilecek, bunları belli bir düzen içerisinde yapma imkanını bulmamız lazım diye düşünüyorum. Kaldı ki bir kısmımızın, bizim belediyelerin, 11 belediyenin de, 11 büyükşehir belediyesinin de yıllardan beri sürdüre geldiği yardım toplama ve yardım yapma birimleri vardı. Mesela bütün belediyelerimiz seçildikleri günden beri, hatta devraldıkları belediyelerin de başlattıkları pek çok hizmeti devam ettiriyoruz, yardım hizmetini. Aşevlerimiz var. Aşevlerinde gıdaya muhtaç olanlar, yoksul olanlara her gün aşevlerinde yemekler pişiyor ve biz Eskişehir olarak vereyim en azından bir örneği, her gün 22 senedir her gün aşevinde pişen yemekleri üçlü ve dörtlü sefer taslarıyla vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Gelip alamayacak durumda olanların da evlerine kadar götürüyorduk. Sabah kahvaltıları dahil. İçişleri Bakanlığı ama dahil. İçişleri Bakanlığı vilayetten izin alınmalıdır diyor. Efendim, izin yasalarda var zaten. Şimdi bize göre var yasalarda izin. Bunlar belki açıkça belediyeler şu gibi durumlarda şunları şunları yapar, şu kadar para toplarlar falan, bunlar şöyle harcanır demiyor ama belediye başkanlarının yetkisi olduğu, böyle paraların toplanabileceği yolunda çeşitli kanunlarda hükümler var. Ama bizim şimdi bunların kanuniliğini tartışacak durumumuz yok. Ne yazık ki bazı çevreler bunu siyasi tartışma konusuna getirmek suretiyle içinden çıkılmaz bir siyasi kavga konusu yapmaya istiyorlar. Bana öyle geliyor. Nitekim ben 20 senedir bu yardımları yaparken kurban bayramlarında vatandaşlarımız kurbanlarını bağışlıyorlar. Bu bir kısmı kurban için gerekli nakitleri gönderiyor banka hesaplarında. Kaydı kuydu var ne kadar para giriyor ve biz bu parayla ne yapıyoruz? Bağışı yapanlara da bunun cevabını ve hesabını veriyoruz. Gayet açık ve gayet şeffaf. Yine aynı şekilde yoksullara yardım etmek isteyenler, Ramazanlarda veyahut herhangi bir adak suretiyle bu yardımı yapmak isteyen vatandaşları da kapımızdan geri çevirmiyoruz. Ve onları kendi sistemimiz içerisine kanalize etmek suretiyle hesap verilebilir bir şeffaflıkla hallediyorduk bugüne kadar. Yani hatta ben öyle zannediyorum ki eğer araştırılsa belki bulunur diye düşünüyorum. Yani son seçimlerde seçilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızdan önceki dönemde AKP belediye başkanlarının olduğu dönemlere de bakılsa, onların da bu türlü yardımları aldıkları ve çeşitli yardımları yaptıklarını göreceklerdir. Şimdi ne yapılıyor? Bu yardım faslı başlayınca, ki vatandaşlarımız da en yakın olarak, en örgütlü kuruluş olarak belediyeleri gördükleri için, geçmişte bazı felaketlerde, deprem felaketi, sel felaketi gibi olaylarda vatandaşların yaptığı yardımların yerini tam bulmadığı, hatta kara borsaya, pazara çıktıkları şeklinde falan da haberleri herhalde vatandaşlarımız hatırlayacaklardır. Oysa belediyeler her şeyi hesabıyla, kitabıyla ve zimmetli olarak yapabilmektedirler. O belediyelerin zamanında da bunların yapıldığını görmek mümkün. Hatta ben Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı yaptığı dönemde de belediyesinden yardım toplayıp yardımlar yaptığı inancını taşıyorum.
araştırılırsa bunlar görülür diye düşünüyorum. Ama ne oldu? Şimdi biz büyük bir hevesle vatandaşlara aman bu krizi atlatalım, kimse aç kalmasın, açıkta kalmasın, ihtiyaçları neyse verelim. Çünkü kıyamet gibi insan bu virüs nedeniyle iş yerlerinin tatil edilmesi dolayısıyla ücret alamadılar. Ücret alamayanlar var, geliri hiç olmayanlar var, işten işsiz kalanlar var. Bunlara yardım etmek, en azından aynı yardımları yapmak suretiyle evlerine sıcak bir çorbanın, sıcak bir yemeğin götürülmesi ya da yiyecek malzemesi, hele güçlü, kuvvetli bünyeye yardımcı olacak yeni şeyleri, diyetisyenlerimizin de desteğiyle malzeme olarak verebilme imkanımız varken ki malzeme satanlar, özellikle toptancılar bize yıllardan beri global olarak zaman zaman yardımda bulunurlar. Konserve yardımında bulunurlar, yiyecek maddesi yardımında bulunabilirler, kuru bakliyat gönderirler. Biz de onları ya aş evlerinde pişirerek veririz ya da malzeme olarak ya da doğrudan. Peki. Duruma göre. Hı, peki. Şimdi birdenbire efendim belediyeler bunu yapamaz. Canım şöyle de halledebilirdi. Şimdi madem ki kanunlarda ihtilaf var, öyle anlaşılmaz, böyle anlaşılır, öyle demek değildir, böyledir. Belediyeler yapamaz bu işi, hizmeti. Ki örgütlü kuruluşlar vatandaşa şehirlerde, beldelerde, ilçelerde yaşayan bütün vatandaşlara en yakın olan örgütlü kuruluşlar belediyelerdir. Yani ekiplerimiz vardır, kadrolarımız vardır ve göz önünde. Peki. En azından orada yaşayan insanlar bu örgütlerle çok yakın temasa geçebilmekte, dertlerini iletebilmekte, yardımları alabilmektedirler. Ama diyelim ki ihtilaf var. Ya belediyeler yardım toplayamaz iddiasını ileriye sürenler ya da biz toplarız iddiasında bulunanlarda böyle bir ihtilaf söz konusuysa, bir hukuki ihtilaf söz konusuysa, o zaman ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı kararname çıkarma yetkisinde. Kendisi bir 15-20 dakika içerisinde bu krizin sürdüğü sürece, o süreyle sınırlı olmak üzere bu gibi engelleri, yasal engelleri ortadan kaldırdığını pekala duyurabilirdi. Hı. Hangi sistemle bu yardımların belgelenmesi, şeffaf olması varsa şüphesi, onların o şartları ileriye sürebilirdi. Peki. Tabii bunlar da yapılmadı. Peki. Sayın Büyükerşen ya da hukukumuza binaen hocam, teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Sağ olun. Estağfurullah efendim. Ben teşekkür ederim.